Mart'ın sonunun bahar olmasını engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. 1946'dan bu yana 20 tane genel seçim, 14 tane de mahalli idare seçimi yapmışız. Ama hiçbir dönemde, hiçbir seçimde bu kadar seviye düşüklüğü olmamış. Yani miting meydanlarında FETÖ mukallidi senaryolar üretilir hale geldi. Yalanlar, iftiralar, tehditler almış başını gidiyor. Bir tarafta Cumhurbaşkanı zırhının arkasına sığınmış Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı seçim yasaklarına tabi değil. Laf söylerseniz Cumhurbaşkanı'na hakaret oluyor. Diğer tarafta da muhalefet partilerinin genel başkanları, başta Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, onlar da bir laf söylerlerse milyonlarca liralık tazminatlara mahkum oluyorlar. Tehditlerle karşı karşıya kalıyorlar. Milletvekili olmayan genel başkanlar hapse atarız tehditleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Bir taraf gece gündüz devletin tüm imkanlarını kullanarak sabahtan akşama kadar kampanya yapıyor. Öbür taraf bizler ise seçim yasaklarına tabiiz. Daha geçen akşam Süleyman Paşa'da konuşurken polisler geliyor, şeyleri kısın diyor. Belediye başkan adayımız konuşurken dışarıya yayın yapmayın diyor. Efendim gün battıktan sonra 2 saat. 2 saat 5 dakika geçmiş, onun için ısılacakmış. Yani 5 dakikayı tespit edecek kadar oralarda bulunuyorlar. Bu tarafta bakıyorsunuz, Cumhurbaşkanı hiçbir yasağa tabi olmadan propagandasını yapıyor. Allah'a çok şükür hemşerimiz meclis başkanı oldu. O da hiçbir yasağa tabi olmadan bu işleri götürüyor. Bir tarafında kaymakamlar, bir tarafta kendisi, ortada belediye başkan adayları. Böyle bir eşit olmayan, adil olmayan, gerçekten adil seçim şartlarına aykırı olan bir süreci yaşıyoruz. Bu ülkenin 4. kuvveti bağımsız medya. Bu konuyla ilgili olarak yine Cumhurbaşkanı gömleğine giymiş olan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı çıkıp diyor ki medyaya talimat ver. Televizyon kanallarına bunu gösterin diye talimat verdi. Yetmiyor. Miting meydanlarında Yeni Zelanda'da 50 Müslüman kardeşimizin şehit edilişine dair onları şehit eden teröristin, İslamofobik teröristin çekmiş olduğu filmler millete servis ediliyor. Bütün dünya bu filmleri sosyal medyadan silerken Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı gömleğini zırhını giymiş olan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı bütün bunları millete gösteriyor. Bununla da doyulmuyor. Sabah akşam birdenbire Yeni Zelanda'daki hadiseyi fırsat bilip meydanlarda idam naraları atılmaya başlanıyor. Ondan sonra da o idam naralarının üzerine yandaşlar Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun idam sehpası önünde milletimiz Kılıçdaroğlu'nun idamını istiyor diyecek noktaya kadar geliyor. Bunun arkasında ne var diye baktığımız zaman bunun arkasında son bir yılda 1 milyon artan işsiz sayısı var. Son bir yılda işinden atılan 688.633.000 kişiyi saklama telaşı var, paniği var.
mutfaklarda dolmayan boş kalan tencereleri gizleme telaşı var. Bir yılda kilosu 1 lira 40 kuruştan 4 lira 50 kuruşa çıkan, yani %219 zamlanan kuru soğan fiyatlarını saklamak endişesi telaşı var. 1 lira 60 kuruştan 3 lira 90 kuruşa çıkan, yani %135 zamlanan patates fiyatlarını gizleme kaygısı var. 17 yılın sonunda milleti ucuz meyve sebze kuyruğuna satan bir iktidarla karşı karşıyayız. Buna da varlık kuyruğu dedi. Artık bitmiştir. Bundan sonra herkes kendi yoluna dedi. O zaman beka meselesi yoktu da şimdi mi beka meselesi? Ben tüm milliyetçi hareketi istirham ediyorum. Ama öyle görünüyor ki oyunun sonuna geldik. Beka meselesinden sonra bir böyle yerlilik, millilik meseleleri ortaya atıldı. Sonra baktık ki bu ülkenin en stratejik tesislerinden milli harp sanayimizin bel kemiği Sakarya'daki tank palet fabrikası Katar ordusuna peşkeş çıktı. Efendim satılmıyor, işletme hakkı veriliyor. Değerli basın mensupları, bu ülkede işletme hakkı verilmesinin ne olduğunun en güzel örneği Türk Telekom'dur. Türk Telekom'da işletme hakkını alan kuruluş Türk bankalarından kredi kullanmıştır. Türk Telekom'un karını cebe indirmiştir. Türk Telekom'un bütün arazilerini, arsalarını satmıştır. Onların parasını da cebine indirmiştir. Ondan sonra da bankalara olan borcunu ödemeden o borcu milletimizin sırtına bırakıp çekip gitmiştir. Ama burada hadise Telekom'dan da vahimdir.